Samsun'dan çıktın yola. Kırıkkale'de verdin mola. Bana derler, masalcı dede, Cemalettin Kavaklıca, masal etkinliğimiz kutlu ola. Darbukacıyken, evet, bir Ayşecik varmış annesiyle. Bir çiftlikte çalışırmış. Nerede çalışırmış? Yemeğini yaparmış, çamaşırını yıkarmış, konağı temizlermiş. Peki Ayşecik ne yaparmış? Ayşecik de demiş ki, ben yorgunluktan of of dediğim, beni korkuttun, hayat çatır çatır okumayan düz yolda şaşmış. Okuyanla okumaya bir olur mu? Olmaz, değil mi? Bunları sevindireceğim, sabun verdim. O zaman iyi yapıyorsun dediler. Sabunları geldiler, hemen gözüme dolandırdılar. Dayana geliyorlar. O sırada bir kız çıktı ortaya, sınma saçlar, aile aklı güzel mi güzel. Ben de masal anlatacağım, ben de sabun alacağım dedi. E baktım kız güzel. Şimdi diyeceksiniz ki, o güzel kız sana hangi masalı anlatır? Bana derler, masalcı dede, Cemalettin Kavaklıgil. Samsun'un Kavak kazasının Tabaklı köyündenim. 1938 yılında doğdum. Daha 5 yaşındayken köyümüze masal atası Eflatun Cem Güney geldi. Köyümüze hem masal derledi hem masal anlattı. İşte o zaman benim içime masalın ateşi düştü. Büyüyünce ben de masalcı olacağım diyerek bağırmışım. Köylüler gülmüş. Masal atası Eflatun Cem Güney de saçımı okşadı. Dedi, beni izle. Ben öldüğüm zaman benim yerime sen geç, masallarımız yaşasın dedi. Evet, önce köyümüzün masallarını derledim. Komşu köylerin masallarını derledim. Sonra İlkokulu bitirdikten sonra Ladik Akpınar Köy Enstitüsü'ne girdim. Köy Enstitüsü'nde gelen Orta Karadeniz'den, Doğu Karadeniz'den, Batı Karadeniz'den gelen öğrencilere dedim ki kendi yörelerinizin masallarını bana anlatın. Evet, okulda da öğrenci arkadaşların masallarını derledim. Sonra okul müdürü benim bu masal derleyeceğimi duyunca okulun bir jipi vardı. Şoför dedi ki şoföre, Cemalettin Kavaklıgil'i Ladik'in köylerini gezdir. Ladik'in masallarını derlesin. Bilmecelerini, tekerlemelerini, ninnileri derlesin dedi. Böylece Ladik'in de masallarını, tekerlemelerini, bilmecelerini, efsaneleri derledim. Öğretmen olduktan sonra 18 yaşında öğretmen oldum. İlk öğretmenlik yaptığım yer Sinop, Yerze'nin 6 saat uzağında bir köy. Köyün adı Tilkilik. Merak ettim ya, bu köyün adı niye Tilkilik? Bana anlattılar tilkilerin kurnazlıklarını. Şimdi anlatırsam uzun sürer. Sonra Eflatun Cem Güney gibi Anadolu'nun hangi yörelerinde öğretmenlik yaptıysam o yörelerin masallarını, efsanelerini, destanlarını dinledim. Eflatun Cem Güney ölünce beni radyolara çağırdılar. Uykudan önce saatinde aylarca masal anlattım. Sonra televizyonlar çıkınca TRT geldi, İzmir TRT. Köylerde nasıl masal derlediğimi belgeselini çekti. Bu da yetmedi. Hollanda'dan adımız duyulmuş. Oradan da belgeselimi çektiler. Hollanda'da, Avrupa'da da benim masal derleyişim, yörelerin masallarını vermişler. Evet. Böyle böyle ben Türkiye'nin masalcı dedesi oldum. Hemen hemen bütün bölgeleri gezdim. O yörelerin masallarını derledim. Kimden derledim? Ne zaman derledim? O kitapların içinde yazılı. O masal anlatanlar çoktan toprak oldu ama atları ve masalları yaşıyor. Dilerim ben de masalla birlikte toprak olurum. Şimdi efendim bu heybe
köylüler için berekettir. Şimdi heybeler kalktı. Eskiden bu heybenin içine tarlaya bir şey ekilecek. Diyelim ki mısır, buğday, arpa heybenin gözüne doldurulur. Tarla sürüldükten sonra avuç alınır, tarlaya serpilir ve o tohumlar yeşerir, buğday olur, mısır olur, bereket olur. Bir de ayrıca köylüler pazara giderken heybenin içine satacağı kadar mısır, buğday yahut yumurta, yağ heybenin içine korlar. Taşıması kolay böyle. Satarlar, dönüşte de eve ne alacaklar? Sabun, şeker, tuz heybenin gözüne korlar. Onun için bu heybe Anadolu'nun bir kültürüdür. Kültürünü simgeler. Ben de bu heybeyi seçtim. Ayrıca böyle çanlar, boncuklar taktım ki köylerdeki hayvanların boğazında çanlar vardır, boncuklar vardır. Köye girdiğim zaman masal derlemek için köy bu çan zil sesini duyunca pencerelere koşarlar, tekerlemelerimi dinlerler ve gelir bana dibek başında masallarını anlatırlar. Heybenin şeyi de bu. Gezerek masal bilen ninelerden, dedelerden falan. Senin evde deden var mı? Size masal anlatıyor mu?